Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Karın ağrısı, şişkinlik ve kabızlık şikayeti ya da tuvalete gittiği zaman tam rahatlamama sıkıntısıyla karşılaşıyorlar. Bu da belirti anlamında sizlere yol gösterici olabilir mi? Tabii, yani çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi bir tüp düşünün, bağırsaklar öyle bir tüp tarzında. Eğer ağız kısmını kapatırsanız yukarıda bir birikme olur. Yukarıdan hala da su olsun mesela, su gelmeye devam ederse kapalı olan alanın üstünde genişleme olur. Ve kağınızda bir gerginlik olur. İşte bağırsaklar da öyle, bir tüp gibi. Eğer alt kapalıysa, dışarı çıkış yoksa aldığınız her türlü gıda yukarıda birikmeye, gerginliğe yol açar. Zaten bir müddet sonra ne olacak? İki tane şey kavramı geliyor. Bir, aşırı karın ağrısı olacak. İki, tabii kalın bağırsak için değil de söylediğim daha yukarı seviyeler için aşağıya gidemeyen yukarıdan çıkmaya başlayacak. Daha nadir olaraktan. Veya aşağı gidemediği için siz zorlayacaksınız. Kabız olduğunuz gibi ıkınacaksınız. Ikındığınız aşamada ne olacak? Oradan yine kendi kendine kanamalar dahil olmak üzere farklı problemler olacak. Biz ne yaparız? Biz şunu yaparız. Hasta geldiği ilk önce şunu sorarız. Gaz çıkartabiliyor musunuz? Hastayı ameliyat ettik. Ameliyattan sonra, bu hangi ameliyat olursa olsun, bağırsaklar tembelleşiyor. Sorarız hep karın içi ameliyatlarında. Gaz çıkardınız mı? O kadar önemli. Çok önemli bir anahtar o zaman değil mi tedavi aşamasında? Gaz çıkardınız mı? Gaz çıkarıyorsanız oradan küçük bir pasaj var demektir. Umut var demektir. Umut kelimesi tabii düzgün olmadı ama geçiş var demektir. İşte burada kabızlık, gaz çıkaramama, kanama olması, belli bir aşamadan sonra kusmalar, karın gerginliği, bunların hepsi, özellikle ailesel bir yatkınlık varsa. İshal diye gelen sorularımız var. Yapabilir mi hocam? İshal de yapabilir. Evet. Bakın şimdi şöyle bir şey. Tıkanıyor, yukarıda birikiyor. Bir müddet sonra orada o birikenler kendi içinde cıvıklaşabiliyor. O katı alanı geçerse, geçtiğinde de daralmış bir musluktan nasıl su fışkır ileri doğru, o şekilde ancak geçebiliyor ve bu ishale ulaşabiliyor. Evet. Yani ishal de bu bulgulardan birisi. Bağırsak alışkanlığının değişmesi esas burada vurgulanan. Tabii o aşamada ne yapmak lazım? Şimdi bir de şuna çok dikkat etmemiz lazım. Maalesef ki belli bir yaş grubundan sonra bu tür şikayetler, kolonik kanser riskleri artıyor. Ondan dolayı mesela şunu ben beklemem. Bir genç geldi, kabızlığı var veya şeyi var, kanaması var. Benim ilk planda o gençle düşüneceğimiz şey, radyolojik olarak tabii konuşuyorum ben. Acaba bu çocukta bir hemoroid süreç mi daha çok koyarım? Yani kanamış da hemoroidtendir. Çünkü yaşı çok uygun değil. Evet. Kabızlığı var. Acaba şey mi var? Bağırsak tembelliği mi var? Spastik kolon. Sinirli bağırsağım var diye düşünüyorum. Ama bu şahıs 50 yaşından yukarıda ise, o zaman yaşın faktörü var. Yaş faktörü çok önemli. Biraz önce işte konunun başına döneceğiz tekrar. Orada söyleyemedim. Kolon tümörlerinde ne yapmamız lazım? Tarama testleri. 50 yaşından sonra senede bir kez dedik. İkincisini söyleme şansım olmadı. Özellikle ailesel yatkınlık varsa bu 50 yaş değil artık. 40 yaşından itibaren her yıl yaptırmamızda fayda var. Bu kolonoskopi olabilir. Rahatsız oluyorsak yine yeni bilgisayarlı tomografi tekniğiyle beraber sanal kolonoskopi dediğimiz bir süreç var. Kolonu hava ile şişiriyoruz ve dışarıdan bilgisayarlı tomografi ile, çok uzun sürme, yaklaşık bir 30-40 saniyelik bir süreç çünkü çok hızlı makineler, görüntüleri elde ediyoruz ve 3 boyutlu ortamda kalın bağırsağın duvarına bakıyoruz. Kalın bağırsağın duvarına baktığımızda şunu görebiliyoruz biz. Orada bir çıkıntı var. Burası, bu hasta kolon tümörü sahibi olma şansına sahip diyoruz. Yani tarama testleri çok önemli. Tekrar ediyorum. 50 yaşından sonra senede bir kez. Ailesel hikaye varsa 40 yaşından sonra muhakkak senede bir kez onu yaptırmamız lazım. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.